Bey sizi böyle alabilir miyiz bir e, Yunanistan ABD üstleri haritasını da verelim ama yeni gelişme ne ben izleyicilerimizle müsaadenizle onu paylaşayım. Şimdi e, Yunanistan ABD ile bir kez daha savunma işbirliği anlaşmasına imza attı. 5 yıllığına yenilendi bu anlaşma ve genişletildi. Anlaşmanın güncellenmesi kararı Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Washington gezisindeyken alındı. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ve işte Yunanistan Dışişleri Bakanı gazeteciler önünde yeni anlaşma metnini imzaladılar. Anlaşma bugüne kadar hep birer yıllığına yenilenmişti. İki ülkenin ortak kararıyla anlaşma 2026'dan itibaren Sayın Yılmaz siz 5 yıllığına demiştiniz ya şöyle bir fark var. Anlaşma 2026'dan itibaren taraflardan biri çekilmedikçe süresiz yürürlükte kalacak. O ilk 5 yıllık etaptan sonra taraflardan herhangi biri çekilmezse süresiz yürürlükte olacak. Anlaşma ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri Yunan askeri üstlerine de kendi üstleri dışında Yunanistan'ın askeri üstlerine de erişim hakkına sahip olacak bu ne demek şimdi? Ayrıca ABD güçlerinin tatbikat yapacağı bölgelerde genişletilecek tabi açıklamalar da var. Dendias Yunan Dışişleri Bakanı diyor ki Doğu Akdeniz'de Yunanistan egemenlik haklarını kullanması durumunda savaş tehdidiyle karşı karşıya. Yani savaş tehdidinde bulunan kim oluyor acaba bu durumda? Bir savaş, savaş tehdidi söz konusu diyor. Dendias burada egemen haklarını kullanmasıyla durum savaşa gidebilir diyor. Ya ne olur. demek istiyor Dendias? Ne demek istiyor Mete Bey? Bir de bu yani zaten 20'ye 20'ye yakın 20 civarında Amerikan üssü var. Değil mi? Eee ben şöyle söyleyeyim Yunanistan'da e, e, ne olacak olsaydı? Dendias'ın açıklamasının Türkçe açıklaması da yani altyazısıyla bir çevirisi var. Onu burada verseydik. Orada başka bir şeyler daha söylüyor. Daha da vahime. Her geçen gün provokasyona maruz kalıyoruz. Daha da vahime. Sorunları diplomasi yoluyla ve uluslararası hukuka riayet ederek Yok, Amerikan, kararlıyız. Ilgili, Amerikan üstlerinin Amerikan üslerinin yerleriyle ha? ve pozisyonlarıyla ilgili bir ha, kelime ne diyor? fark ediyor. O sen söyleyeyim mi? Çok öyleyim. özür dilerim. Tam ifadesiyle Şimdi Türkiye'ye dönük biz bu Biz bize hep bu... soruyordunuz. Biz de Deda için niye olduğunu evet, açıklıyorduk. Evet. Şimdi, Şimdi Deda için niye olduğunu açıklıyorduk. Tamam. O zaman tam ben sözlerini ifade edeyim. Şu bilgisayarımızda görüntüyü engellemesin bunu da kapatalım. Bölgemizdeki bazı ülkeler kendilerini yerel süper güç sanıyor. Bazen Türkiye'nin de bu kategoriye girmesinden korkuyorum diyor Dendiyaz. Siz nezaketen nezaketen sor, sormadınız ama ben baştan belirteyim. Bu anlaşma kimseye karşı imzalanmadı, kimseye karşı kullanılmayacak ifadesinden ama... sonra Yunanistan ve ABD arasında ülkemizdeki istikrar ve refah artırmak için imzalandı. Refah nasıl artırılır? Askeri üsle tabii o da bir hı hı. soru. Dendias anlaşma ile birlikte Türkiye sınırına yakın bölgelere Amerikan askerinin konuşlanacağına dikkat çekti. Anlaşma sayesinde kara Yunanistan'da ve özellikle Trakya'da ABD varlığı artacak. Bu bölge hem bizim hem de ABD ve NATO için çok önemli. Ayrıca Türkiye sınırından da yalnızca birkaç kilometre uzakta olması anlaşmanın önemini daha da artırıyor. Hani kimseye karşı değildi bu anlaşma? Bakın orada, Niye böyle bakın, önemli e, oldu üstüne şimdi? Binden. basa basa sormuyorlar. Ben baştan söyleyeyim diyor. Hayır, söyleme gereğini hissediyor. Ve aslında bu yığınaklanmanın sebebini de söylüyor. Evet Türkiye'ye karşı. Türkiye sınırından diyor birkaç kilometre ötede diyor. Siz bunu söyler misiniz yani? Dede ağaçtan demek ki daha da yakında Amerika askerleri konuşlanmış durumda. Bu bir itiraf. Bu ne demek? Neden yani ne, ne bekliyorlar? Normalde Türkiye'de? hepimiz biliriz. Ee, <laughs> üstad da dışlarında olduğu için bilir. Sayın Komutanım da Genelkurmay'da çalıştığı için bilir. Sınırlarda belli bir yere kadar, belli bir konuma kadar helikopter uçuşu dahil olmak üzere karşıya bildirirsiniz. Sınırlarda belli bir kuvvetin üzerine tatbikat yapacaksanız karşı tarafa bildirirsiniz. Sınırda birlik kaydırırsanız bunu bildirirsiniz. Sebebi ve nedeni ve maksadı ne olduğu ile ilgili. Düşünün hemen sınırımızın birkaç kilometre ötesi dediği şey işte bu kapsamda olan bir yerdir. Siz bu kapsamda olan bir yere yabancı isterseniz ABD'li olsun, isterseniz mütefiniz olsun. Hiç fark etmez. Bir gruba getiriyorsunuz. Bunun için Türkiye'ye nasıl bir istişare yaptınız? Bu gelişle ilgili herhangi bir şeyiniz var mı? Bildiriminiz var mı? Bakın arkasından hemen Çeşme'nin, şeyin İzmir'in karşısında Olmaması gereken bir yerde İzmir'in arkaya fotoğrafını koyuyorsunuz. Tatbikatın görüntülerini İzmir tarafına doğru olacak şekilde çekiyorsunuz. İzmir'e tarafına olacak şekilde çekiyorsunuz. Bu kimden kime provokasyon acaba? Ben size söylüyorum. Arkasından diyorsunuz ki Avrupa'nın tek e, nükleer, nükleer gücü Fransa. Bakın üstüne basa basa nükleer gücü Fransa bizim yanımıza diyorsunuz. Bakın bu Dede Ağaç mevzusu açıldığında hepiniz şahitsiniz biz de buradaydık. Bu Dede Ağaç'a yapılanmanın amacını burada söyledik. Dedik ki bu ne Rusya ne başka bir şey. Bu yaşanacak olan herhangi bir yerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara gücünün karşısında hiçbir şey yapamayacağını bildiğimiz Yunanistan'ı ABD tarafından tıkama görevidir demiştik. Alın işte. Ben bunu söylemiyorum şu anda. Bunu söyleyen ve itiraf eden kim? Yunan dışişleri, dışişleri Bakanı, Bakanı Dendias. Şey, bunu Tam olarak, olarak ne diyor? Söylüyorum. Bir daha söyleyeyim, iyice anlaşılsın. Tabii, tabii üstüne basa basa geçin. Asıl korkunç ifade buydu. Şöyle diyor Dendias, anlaşmayla birlikte Türkiye sınırına yakın bölgelere Amerikan askerlerinin konuşlanacağına dikkat çekti. Anlaşma sayesinde anakara Yunanistan'da ve özellikle Trakya'da ABD varlığı artacak. Bu bölge hem bizim hem de ABD ve NATO için çok önemli. Ayrıca Türkiye sınırından da yalnızca birkaç kilometre uzakta olması anlaşmanın önemini daha da artırıyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Askeri anlamda, askeri anlamda NATO için çok önemli, değil mi? Şimdi öyle diyor. Şimdi o zaman şöyle gidelim. Ee, bu büyük bir harita vardı ya. Hani bütün Doğu Akdeniz'i e, gösteren. E, hayır, hayır bütün... bir de şey falan görüyoruz. Hı. Balkanları falan da görüyoruz. O haritanız var. Bir önce harita bakayım. Onu bir koysanız. Evet. Şimdi şöyle Hadi söyleyelim. Olur. Evet. Mevzilendikleri yer şurası, değil mi? Evet. Şimdi Türkiye e, ne ne ülkesi? NATO, ülkesi? NATO ülkesi. Nasıl oluyor bu iş? E, üst taraftaki ülkeler ne ülkesi? NATO ülkesi. Evet. Ama bu kadar arada ülke varken burada bulunan burada bulunan şurası NATO için çok önemli oluyor, öyle mi? Birden çok önemli. Ve Türkiye'nin Türkiye ana ordusunu, yakın olması. Ana ordusunun bulunduğu, güçlü bir ordusunun bulunduğu birinci ordu bölgesinin hemen karşısına yani gelindiğinde burayı iyi korumuş oluyorlar. Türkiye NATO sınırlarını ve herhangi bir saldırı olduğunda bu bölgeyi koruyamayacak. Bizim sınırımıza yaklaşık birkaç kilometre oraya mevzilenince. Burasının NATO yani mu? Yani NATO sınırını yani? düşünürseniz Türkiye'nin de o sınırın içinde olduğu mi? Yani NATO sınırına değil baktığınızda bir ülke olarak, NATO sınırıdır şu anda ülke. bakın. Evet. Işte. Buradan baktığınızda buraya bakmazsınız, buraya bakarsınız. NATO sınırı burasıdır. Şimdi itiraflar üst üste geliyor. Bakın itiraflar ABD, Yunanistan, Fransa bunlar NATO üyesi ülkeler. Ama bakın, <laughs> e, bazı şeyleri okurken, yaparken bir tarihsel bakarsınız tarihten bakarsınız. İkinci bakacağınız yerlerden bir tanesi de askeri strateji olarak bakarsınız. Biz o dönemde şunu söyledik. Bu kadar çok askeri birliğin zırhlı aracın buraya gelmesinin anlamını askeri olarak yapamadık dedik. Aylardır konuşuyoruz. Yapamadık, evet. yapamayacağımız evet. için de burada farklı bir amaç vardır ve bu amaç budur dedik. Biz bu olduğunu tahmin ediyor. Açıkça zaman, söylendi şimdi. O zaman şuna gelelim. Bence asıl ikinci sorulması gereken soru şu. Birinci kısma geldiğinizde diyor ki savaşın eşiğindeyiz diyor değil mi? Hı. Evet, savaş tehdidi olabilir. Savaş Tehdi. gelebilir. Çok Do provokasyon var bize karşı diyor. Okey, o zaman şöyle Çok provokasyon gidelim. Var o zaman şöyle gidelim. Doğu Akdeniz dediğiniz bu alanda, bu alan dediğiniz alanda Yunanistan'ın bir gram uluslararası anlamda söz hakkı yok. Bir gram söz hakkı yok. Bakın bir gram söz hakkı olmadığı alanda savaş tehdidi çıkartacak olan bir ülkenin Ege'de ne yapacağını hep beraber düşünün bakalım. Yarın sabahleyin kendisine güç kabul ettiğini farz-ı kabul edelim. Ve şöyle bir açıklama olsa 12 milyar açıklıyoruz. Ne olur? Yasal olarak hakkı var mı? kendisi çünkü meclisten şu anda bakın bazı şeyleri konuşurken böyle lafı yuvarlarsak hiçbir şey anlaşılmaz. Yunanistan parlamentosundan bu yasa çıktı mı? Hı hı. Ve Cumhurbaşkanının önüne herhangi bir kararnameyle 12 bin açıklama yetkisi verildi mi? Parlamentoya getirmeler şartı bile gerekmiyor. Parlamento onu şeye verdi zaten. Cumhurbaşkanlığına verdi. Dedi ki siz sen bunu imzaladığın andan itibaren 12 bin geçerlidir. Biz ne yaptık? Bununla ilgili kararın açıklanması sırasında bizim meclisin aldığı böyle bir karar var diye konuşuyoruz. Aslında o temsili bir karar. Temsili bir karar. Bunu bir savaş sebebi sayarız dedik ama temsili bir kararla aldık. O zaman gelelim şuna. Bu karar burada alınırsa ve bu kadar yığınaklanmanın arkasından bir de üstüne üstlük hiç hakları olmadığı yerde savaş sebebi çıkartacaklar. Burada neler yapabilirler? Sebebi işte 12 milen başlayarak yapalım. Arkadaşlar gerçekten buna ciddi ciddi hazırlanıyorlar. Bakın ya doğru anlıyoruz Bakın değil mi? Bakın burada hazırlanmıyorlar. Hazırlandık yer burası. Orada hazırlanmıyorlar. Hazırlandıkları yer burası. Suriye'de hazırlanıyorlar. Suriye'de tuzak Suriye'de kuruluyor. Suriye'de yaşanacak olan olayın kanalize olunduğunda ne yapacaklarsa burada yapacaklar. Yani biz Suriye'ye dönüp bakarken Suriye'ye bakmayacaksınız. Ne Suriye'de zaten inanılmaz bir şekilde e, bir tuzağa çekilmek için yapılan bir olay var. Biz geçen hafta, biz geçen hafta mi böyle, mi söz orada şaşırtmaca verecekler demiştim ya. Evet, Bakın. evet bunu söylemiştiniz. Şimdi haftalar önce daha Öztürk Bey buraya gelmeden önce de Yaşanan süreçleri anlatırken Öztürk Bey de sağ olsun e, katkılarıyla buraya dış politika olarak çok şey katıyor. Evet. Söylüyor o da bilgilerini paylaşıyor. Coğrafyayı biliyoruz dedik. İdlib'de, Afrin'de yani Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde, Fırat Kalkın Harekat Bölgesi'nde, <laughs> Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde. Bu harekat bölgelerinde baktığınızda, yaşananlara baktığınızda anlamsız bir şekilde kışkırtmanın boyutunu görürsünüz. Ve bu kışkırtmanın boyutunda PKK kullanılıyor. İdlib'deki örgütler kullanılıyor. Buna gücü yetmez PKK'nın da. Ya şimdi biz kafamızda çok özür dilerim Mete Bey sözünüzü bölüyorum böyle bir sıralama yapmıştık işte Yunanistan ABD işbirliğini, bu son dedi ağaçtaki işte meseleyi konuşuruz Peki. dedik. Sonra dedik ki işte Suriye'ye bakarız dedik. Ama bunlar o kadar iç içe girmiş vaziyette ki ayırmak mümkün değil yani. E, dolayısıyla ben müsaadenizle Tabii şunu ekleyeyim. Ederim. İsterseniz öyle devam edelim. Çünkü bu önemli. Yani siz dediniz ki asıl çukur burası dediniz. Asıl Türkiye'yi burada e, tuzağa çekecekler dediniz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da şimdi önümüzdeki dönem Suriye'de olacaklarla ilgili şunu söylüyor. Ben onu söyleyeyim öyle devam edelim. Sadece Kuzey değil Suriye'nin genelinde terör örgütü PKK, YPG, PYD'nin cirit attığını bunlara destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri Amerika'nın geldiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu terör örgütlerine Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız diyor. ABD'nin Suriye'deki güçlerine karşı da mücadele edeceğiz diyor. Bakın, ne anlayacağız şimdi? Biz önümüzdeki döneme dair ne anlamalıyız? O zaman ne çok net olarak söyleyeyim. Gelelim bir daha dönelim. dönelim. Şeye, o haritaya gelin Yunanistan haritasına. Yunanistan haritasına girersek arkadaşlarım. çünkü girersek şu anda e, gerçekten çıkamayız. Girecek miyiz bilmiyorum bugün ama. Gireceğiz, Suriye gireceğiz. Girersek, ama yani siz çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Asıl mesele Suriye'de Dönecek olup bitecek diyorsunuz. Ama onu da söylüyoruz. Burada da Aslında çok ciddi bir nedeni var. Burada geçen haftalarda Öztürk Bey söyledi. Yani onu Erkan, şey Erdoğan Paşa'mız da genelkurmaya çalıştığı için Karagöz çalışın çok daha iyi bilir. Türkiye iki cepheli bir savaş her zaman hazırlık yapar. İki cepheli, iki düşmanlı, artı bir terör örgütü. Yani biz iki buçuk diyoruz. İki buçuk bedemezsiniz. İki artı bir, bir terör, örgütü. terör örgütü. PKK terör örgütü. Çünkü PKK'ya da kanalize ettiğiniz ordu birlikleri olduğu için geçmişte. Şimdi o konsept biraz daha farklı oldu. Artık şeye, o İçişleri Bakanlığı'na yapılmış durumda. Bakın Türkiye'nin şu anda Suriye'de çok ciddi birlikleri var. Suriye'de bulunan asker miktarımız yurt dışında bulunan, üstlerde bulunanlarının tamamından daha fazla. Belli bir kuvvetinizi Bunların birçoğu da komando birlikleri. Orada birliklerinize konuşlandırıyorsunuz. Bu coğrafyada eğer birileri, birilene yardıma geliyorsa bir ülkeye ekstra bir misyon verilmiştir, ekstra bir görev verilmiştir. Bu ekstra görevlerden bir kısmı politik, bir kısmı askeri, bir kısmı da ekonomik olabilir. Ama Gelinenin tipine göre de anlarsınız ne verildiğini. Bakın bu coğrafyada verilen görev politik değil. Bu coğrafyada Yunanistan'a verilen görev askeri. Yani aslında Yunanistan'a verilen mi diyelim? Yunanistan'ın Yunanistan önünde görüldüğü, verilen. arkasında ABD'nin de cidden sahada olduğu bir vaziyet mi? Ya yani? bugüne kadar Yunanistan'ın Osmanlı ile kullanabilecekmiş. Osmanlı ile girdiği savaşlarda savaş kazanamadığını o bütün ilk kuruluş dahil olmak üzere yaşanan süreçlerde o anlamda pek bir beklenti Rusya yoktur donanmasını, herhalde. Fransız, İngiliz donanmasını e, hatırlarsanız Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan donanmasını İzmir'in dibinde görürseniz memleketim olan Samsun'un ve diğerlerin bombalanmasında Amerikan gemilerinin Yunan gemilerine eşlik ettiğini bilirseniz anlarsınız işin e, boyutunu ve önemini. Ben her zaman şunu söylerim. Hiçbir şey rastlantı değildir. Ve Kusursuz cinayet Yoktu. olmadığı gibi kusursuz bir plan da yoktur. Muhakkak bir yerde deşifre olursunuz. İlk deşifreleri dedi açtı. İlk deşifreleri de açtı. Ama şu an deşifre olmakla ilgili de bir kaygı yok. Ama niye yok biliyor musunuz? Niye? Çünkü tuzakları o kadar farklı farklı coğrafyada ve farklı yerlerde kurmaya çalışıyorlar ki sizin de buna göre demin Öztürk Bey'in söylediği kelime değerli bir kelimedir. Arkadaşların hepsinin söylediği kelime değerlidir o anlamda söylüyorum. Bugünlerde konuşmamız gerekenler asıl bu konudur. Asıl bu konudur. Nasıl ilerleyecek? Yani 12 milliyle ilgili bir hamle bekliyorsunuz o zaman siz. Doğru mu anladım? Bakın arka arkasına bekliyorum. Ben tek bir hamle beklemiyorum. Ne, ne olacak? Arka arkaya? arkasına bekliyorum. Diyor ki e, Dişleri Bakanı Dendias. Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarımızın kullanılması sırasında. Egemenlik hakları dediği nedir? Daha önce burada tartıştık. Bu coğrafyanın içerisinde yaşananlar. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yunanistan bu coğrafyada münasir ekonomik bölge ilan etmiş olsa ne yapacağız? Ne yapacağız? Soru. Ne <laughs> yapacağız? Demek ki bizim önce ilan etmemiz lazım. Onu demek istiyor. Yani e, ben onu bir yıl niye önceden etmiyoruz? söylüyordum. Burada hep dönüp bu bakın, soruya ben geliyoruz. Ona, İster bakın, istemez niye Ben etmiyoruz? Hayır arka arkasına geliyorum. Tamam peki. Dedi ki ben buraya imnansız tamam, ettim. Ve gemi gönderiyorum dedi Ve eşlik eden gemilerde anlaşmamız da var. Çünkü onun içine başka bir şey daha söylüyor. Ne diyor? Diyor ki biz diyor Fransızlarla beraber ortak operasyon <laughs> güçleri kuracağız diyor. Yani... Bu bölgede, nükleer güç Fransa ile, nükleer güç Fransa ile yani. beraber, birbirlerini eşlik eden gemilerle beraber buraya. Peki biz bu işbirliğini ilk defa mı görüyoruz? Hayır. Hayır. Nerede gördük? Gördük daha Libya önce. operasyonu evet. sırasında gemilerimizi aramaya kalkan. Ki normalde, biliyorsunuz bir misyon veriyorsanız bir ülkeyle ilgili Birleşmiş Milletler misyonu veriyorsanız o ülkenin onayını almak zorundasınız. Yani ben bu ülkeye gidecek olan gemi aramasını yapmak istiyorsam Libya devletinin bunu talep etmesi gerekir. Libya devleti talep etmediği halde Libya'ya yanaşacak olan bütün gemileri ben ararım diyemezsiniz. Böyle bir misyon, Birleşmiş Milletler misyonu yok hayatta. NATO'nun da böyle bir misyonu yok. Siz bunlardan bağımsız yapar ve Türk gemilerini aramaya başladığınızda zaten işareti vermişti. İşaret orada verilmişti. Çünkü o zamanki faaliyet illegalitenin yani zirvesiydi. Ha bir geminizin bir geminizin üstündeki parça ha buradaki bir parça ha buradaki mavi vatan. Arada hiçbir fark yok. Sizin çünkü orada gösterdiğiniz egemenlik hakkınız. Bayrak gösterdiğiniz her yer sizin egemenlik hakkınızdır. O zamandan başladılar zaten. Bakın orada başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tepkisini o zaman güç kullanarak gösterdi. Neyle? Gemiyle göstererek yaptı onu müdahale edenlere müdahale ederek yaptı. Libya'da yapmaya kalktı. Deniyorlar üstüne çıkmaya çalışıyor. Yetmedi. Bu sefer savunma işbirliği anlaşması. İsminizi vererek savunma işbirliği anlaşması yaptılar. Üçüncü bir NATO ülkesi olsa dahi buna müdahale ederiz dediler. Tabii. Ve, Fransa on, ve o, o bakın Yunanistan onun içinde anlaşma. bir ibare daha var. Bakın normalde savunma işbirliği anlaşmaları yapılırken tartışmalı alanlar çoğunlukla bunun dışında bırakılır. Ülkeler kendilerini bağlamamak için bunu yaparlar. Bakın şey diyor ki Dışişleri Bakanı, Yunan Dışişleri Bakanı ibaresinde artı söz şeyin içinde de var, anlaşma içinde de var. Yunan sınırlarına veya egemenlik haklarına bir saldırı olursa karşılıklı olarak buna müdahale edilecektir diyor. Doğru. E, o zaman gelin isterseniz hep beraber ee, konuşalım. Ama gerçekten konuşalım. Gerçekten konuşalım. Yani ne olacak? Ne planlanıyor? Yani Türkiye'nin burada hareket etmemesini sağlamak mı? Yani bu anlamda bir abluka mı söz konusu olacak Türkiye'ye? E, e zaten, Suriye diyoruz. Bakın 12 mili 12 mili açıkladığı andan itibaren yani buradan zaten dışarı 12 çıkmanız... 12 mili açıkladığı anda... İtibaren Türkiye, buradan çıkamazsınız dışarı. Türkiye ne yapabilir? 12 mili açıkladı. Savaş sebebidir. Yarın, Bunu söyledik. Bu savaş sebebidir. O zaman de. savaşı göz alacak. İlan edildiği olacak. takdirde doğrudan... Bu hazırlıklarını tamamlayıp e, öyle açıklayacak. Hiç şıkkınız olmaz. Ve bundan biz da... onu göz alacak mıyız? Almak zorunda mıyız? Nedir yani? Ya işte bakın o zaman gelin... Şimdi Şu anda yapabileceğimiz hayır, bir şey. Hayır hep beraber o zaman şunu konuşalım o zaman. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her bir muhalefeti, kendisini seveni, kendisini vatansever göreninin konuşacak konulardan bir tanesi bu. Yani kara toprağa kadar hava aynı zamanda e, denizdeki mavi vatan da aynı değerdedir. Yani kara toprağından daha az değerli bir e, sudan bahsetmiyoruz. İkisi de aynı e, önceliklere tabidir. O zaman konuşmamız gerekenden bir tanesi, meclise getirmesi gerekenlerden bir tanesi öncelikli konu bu değil midir? Bakın olayı o kadar ilginç anlamışlar ki, <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? Bu anlaşmaya itiraz eden kim oldu biliyor musunuz? Kim? Çipras. Çipras yırtınıyor. Ekonomik olarak zor değil. Biz değil. ne değil. yapıyoruz? Nasıl Ekonomik olarak başka bir şey söylüyor. Ne diyor? Bu anlaşmaların e, Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlalden tut, başka bir yere sürüklediğini evet. bağıra bağıra söylüyor. Yani düşündüğünüz Bakın, bütün üstlerinizde yabancı bir ülkenin ne kadar da işte arkanızda müttefikiniz şunuz şunuz buyunuz da olsa yabancı bir ülkenin askerleri girecekse bütün Yunanistan'ın üstlerine yani Çipras'ın söylediği Çotakis boyuttan. Çotakis'in öyle bir kap, öyle bir kaygısı yok. Bakın, Geçen arkadaşlarım sonuç olur herhalde. Yunanistan'dan yeni gel, gelmişlerdi. Bir bir, bir bir şeyler söylediler bana. Dediler ki Yunanistan bu günlerde Türkiye'yle atıp Türkiye'yle kalk. Dört haberin en az iki tanesi Türkiye'yle ilgili. Hmm. Neden? Bütün haber bir kara propaganda türünde mi? Ama nasıl? Neden? Ama nasıl anlatamam size yani. Zemin mi hazırlıyorlar yani? Hep beraber hep beraber görürüz, hep beraber yaşarız. Peki biz...